adına savaş denen süreç maalesef hepimizi, bütün dünyayı üzüyor, rahatsız oluyoruz. Ben uluslararası, bu işte görevli uluslararası mekanizmaların bir an önce devreye girerek bu dramı sonlandırması temennisinde bulunuyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda adalet ve hakemlik dediği müesseseyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. İnşallah uluslararası kuruluşlarda, bu konuyla görevli uluslararası kuruluşlarda bir an önce vazifelerini yaparlar. Barışı tesis etmekle görevli, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu yapıların sürece bir an önce müdahil olmalarını ve gerekli adımları atmalarını temenni ediyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim öğretim süreci başlamadan önce, takvim başlamadan önce başladık. Şimdi devam ediyoruz. İl il geziyoruz. İllerimizde iki şey yapıyoruz. Bir, valiliğimiz, valimiz, il milli eğitim müdürlüğümüzde çalışan il müdürümüz ve ekibiyle birlikte ilin mevcut durumunu bir masaya yatırıyoruz. Bir de öğretmen arkadaşlarımızla sohbet edip olayın diğer boyutuyla bilgi edinmeye çalışıyoruz. En azından saha hakkında bilgilerimizi tazelemeye çalışıyoruz. Bu toplantılarımızın birincisini yaptık. Vali Bey'in başkanlığında belediye başkanımız, milletvekilimiz, il başkanımızla birlikte bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bu değerlendirme toplantısında burada hem yatırım anlamında devam eden işler, bitirilen işler, eğitim öğretime açılacak okullar, öğretmen ihtiyacı, eğitim öğretim niteliğini artırmak için alabileceğimiz tedbirler, hepsini masaya yatırdık. Çok da verimli bir toplantı oldu. Ben bu anlamda sorunları minimize etmeye çaba sarf eden ilin siyasi ve mülki idare yöneticilerini, yerel yöneticilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum kendilerine. Eğitime verdikleri katkıların devam etmesini temenni ediyorum. Kırıkkale ile ilgili genel anlamda ihtiyaç duyulan şeylerle ilgili notlarımızı da aldık. İnşallah eğitim öğretim dönemi zaten sağlıklı bir şekilde başlamış. Daha konforlu bir hale getirmek için yapabileceğimiz, alabileceğimiz tedbirlerle ilgili notlarımızı aldık. Yeni eğitim öğretim yılında belki bahar döneminde inşaatı tamamlanacak, çünkü %75 seviyesinin üstünde olan inşaatlarımız var. Tamamlandığında zaten epeyce bir rahatlama sağlanmış olacak. Bunun dışında da yeni eğitim öğretim yılı, yani önümüzdeki eğitim öğretim yılı için yatırım programımıza alınabilecek şeylerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Buradaki herkes kendisini bu işe adamış durumda. İnşallah güzel şeyler elde edeceğiz. Bu toplantılarda arzu ettiğimiz şeylerden bir tanesi veya test ettiğimiz şeylerden bir tanesi, yaz aylarında hayata geçirdiğimiz yeni uygulamaların sahadaki karşılıklarını da arkadaşlardan konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi MESEM'lerle ilgili aldığımız tedbirlerde onu konuştuk. Orada ciddi mesafe kat edilmiş. Bir başka şey açık liselere geçişle ilgili süreçti. Onu da rakamlar üzerinden konuştuk. Ben o konularda tedbir alan ekiplere teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. Şimdi buradan öğretmen arkadaşlarla sohbet etmek üzere bir başka programımız olacak. Onlarla da eğitim öğretimin niteliğiyle ilgili, öğretmen arkadaşlarımızın beklentileriyle ilgili istişarelerimizi yapacağız. Ve il ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Ben tekrar bize katkı veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, eğitim 86 milyonun tamamını ilgilendiriyor. 86 milyonun tamamının bir kanaati, bir fikri var bu konuyla ilgili. Ben 86 milyonun tamamının bir katkı vermesini bekliyorum. Herkes kendi üstüne düşeni, kendi sorumluluklarını yerine getirirse, biz de bakanlık olarak kendi sorumluluklarımızı yerine getirirsek eğer, eğitimle ilgili arzu ettiğimiz düzeye çıkabiliriz inşallah.
Sizlere hayırlı günler diliyorum. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Tamam.